Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. 8. sınıf Hazreti Muhammed'in hayatı dersi 1. dönem 1. sınav sorularının çözümünü yapacağız arkadaşlar şimdi sizin için. Sorular test mantığıyla hazırlanmış olan sorular da var. Boşluk doldurma da var arkadaşlar. Klasik olan sorularımız da mevcut. Şimdi hep birlikte yapacağız inşallah soruları. Hemen soruların çözümüyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi 1. soruda İlk vahiy nerede ve kaç tarihinde gelmiştir şeklinde bir soru sorulmuş. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy 40 yaşındayken Hira mağarasında 610 yılında geldiğini biliyorsunuz değil mi? Peygamber Efendimiz 40 yaşında idi. Peki geçtik ikinci soruya. Arap Yarımadası'nda İslam öncesi döneme ne ad verilir? İslam öncesi döneme cahiliye dönemi diyorduk. Geçtik üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed'in kız çocuklarından birisi değildir şeklinde bir soru sorulmuş. Şimdi Peygamber Efendimiz'in kız çocuklarını söyleyelim arkadaşlar. Fatıma, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Zeynep'ti. Yani Ayşe diye Peygamber Efendimiz'in bir kız çocuğu yoktu. Dördüncü soruda aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed'in erkek çocuklarından birisi değildir diyor. Peygamber Efendimiz'in çocuklarını yazalım, erkek çocukları 3 tane arkadaşlar. Kasım, Abdullah ve İbrahim'di arkadaşlar. Yani cevabınız Bursa'da verilmişti. Peki şimdi bazı kavramlar var. Bu kavramlar hep devamlı çıkıyor. Bir kez daha hemen açıklayalım. Şimdi aşağıdaki kavramlardan ilki Ensar arkadaşlar. Ensar nedir? Şimdi Medineli Müslümanlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Ensar diyoruz. Yani bunların şöyle bir özelliği var. Buraya hemen Medineli Müslümanlar yazalım. Medineli Müslüman. Şimdi bu Medineli Müslümanların bir özelliği var. Nedir? Şimdi Mekke'den göç eden Müslümanlar Medine halkı tarafından karşılanıyorlar, değil mi? Dolayısıyla Medine halkı Mekkeli Müslümanlara ne yapıyor? Yardım eli uzatıyor, değil mi? Bir yardımcı. O yüzden Ensar denildiğinde Medineli Müslümanlar, fakat yardımcı olduklarını unutmayın. Yani onlara yardımsever, onlara el açan anlamı taşır burada. Yani ensar güzel bir kavramdır. Şimdi geçtik arkadaşlar. Diğeri muhacir. Peki bu muhacir de Mekke'den Medine'ye göç edenler. Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara biz muhacir deriz arkadaşlar. Bunlar da biliyorsunuz Mekke'nin müşriklerinden dolayı kaçarak, aslında kaçma anlamı değil. Burada onu düzelteyim. Kaçma anlamında değil. Şimdi muhacirler Mekke'den Medine'ye göç ettiler arkadaşlar. Bu önemli bir kavram. Mesela kaçmak anlamında da kullanıyor. O iyi aklımıza geldi. Ben de telaffuzunda bir hata yaptım. Onu düzeltelim. Göç etme var arkadaşlar burada. Kaçma anlamında değil. Can ve mal güvenliklerini korumak için göç ediyorlar arkadaşlar. Onu bir kez daha hatırlatalım. Yanlışlık olmasın. Çünkü bu iki kavram çok özel ve çok önemli kavramlar. Bu kavramlar hakkında yanlış yapılmasını da istemem. Kendim de yapmam açıkçası. Şimdi geçelim üçüncü soruya. Hazreti Muhammed neden Muhammedül Emin denilmiştir? Şimdi arkadaşlar Peygamber Efendimizin bazı özelliklerinden ben bahsedeceğim. Daha sonra da sizin için bir ufak bir bilgi aktaracağım. Onu da birlikte dinleyeceğiz. Şimdi Peygamber Efendimiz ne ile bilinirdi? Onu bir alalım hemen. Ne ile bilinirdi? Şimdi Peygamber Efendimizin ilk başta neyi vardı arkadaşlar? Güzel bir ahlakı vardı, değil mi? Daha sonra ticarette dürüsttü. Hatta ilerleyen yıllarda ticarette hile yapanları, bizi kandıranlar bizden değildir şeklinde de bir ifadesi var. Onun da bilgisini aktarayım. Kendisi neydi arkadaşlar? Zekiydi, değil mi? Ve aynı zamanda işbirlikçiydi. İşbirliği severdi. Şimdi geçtik. İnsanlara karşı tutumu çok önemli, değil mi? İnsanlara karşı tutum. Peygamber Efendimizin çok iyiydi. Aynı zamanda adaletli olması, bakın. Adaletli olması. Daha sonra merhametli. Merhamet ve şefkatli olması. Geçtik kendisinin erdemli oluşu. Erdemli oluşu.
Ve Peygamber Efendimiz'in şu bilgiyi de aktarayım. Yalancı hiç denilmemiştir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Muhammedül Emin kavramını hiç kendisine yalan söylen, yani peygamber yalan söylüyordur haşa şeklinde hiçbir bilgi söylenmemiştir. Şimdi Peygamberimiz İslam dinini aktardığında onu yalancı olarak hiç kimse görmedi. Sadece farklı bahaneler bularak İslam'ı seçmediler. Bakın bu da çok önemli. Asla kendisine yalancı denmedi arkadaşlar. Bu çok önemli bir bilgi. Farklı bahanelerle İslam dinini seçmediler kendileri. Şimdi geçiyoruz diğer bir özelliğine. Şimdi Peygamber Efendimiz bu özelliklerinden dolayı Muhammedül Emin ismini aldı arkadaşlar. Ardından Peygamber Efendimizin Kabe hakimliği diye de bir anısı var. Yani bir durum var arkadaşlar. Onu da aktaralım size. Şimdi biliyorsunuz Kabe Hz. İbrahim ve Hz. İsmail tarafından inşa ediliyor. Daha sonra zamanla hasar görüyor. Peygamber Efendimiz yaklaşık 35 yaşlarındayken, daha halen peygamber olmamış iken Mekke'ye bir sel gelir arkadaşlar. Bu selden dolayı Kabe bayağı bir hasar görür. Ve dolayısıyla bu hasarın giderilmesi lazım. Orada Kureyşli liderler diyelim, önde gelenler bu Kabe'nin inşasını gerçekleştirir. Fakat önemli bir taş var orada. Ne? Hacer-ül Esved taşı değil mi? Bu Hacer-ül Esved taşının koyulmasında işte sen koy ben koy aralarında bir tartışma geçer. Şimdi işlerinden bir tanesi der ki o zaman şöyle yapalım. Hani ne senin gönlün kırılsın ne senin gönlün kırılsın. Kabe'ye ilk adım atanı, yani Kabe'ye ilk giriş yapanı biz bir elçi olarak kabul edelim, hakem olarak kabul edelim. O karar versin Hacer-ül Esved taşının hangi önde gelen kişi tarafından konulacağını. Daha sonra Peygamber Efendimiz Kabe'nin girişinde gözükür arkadaşlar. Tabi hepsi sevinir. Niye? Çünkü Muhammedül Emin o adalettedir. Kimsenin hakkını yemeyeceklerini bildiği için hepsi sevinir. Bakın hepsi seviniyor. Peygamber Efendimiz'e durumu anlatırlar. İşte böyle böyle bir durum var. Biz inşasını gerçekleştirdik fakat Hacer-i Esved taşının kimin konacağı hakkında bir karar alamadık. Hani nasıl yapalım? Sen birini seçmen lazım ki o götürüp o taşı koysun. Peygamber Efendimiz adaletli olduğu için arkadaşlar şöyle bir çözüm üretir. Hacer-i Esved taşını bir bez üzerine koydururlar. Orada önde gelen isimlerin her birine o bez parçasının ucunu tutturur arkadaşlar. Peki bu bez parçasıyla yukarıya kadar kaldırır. Kabe'nin üstüne kadar kaldırırlar. Bütün aileler orada önde gelenlerin hepsi o bez parçasını tutar kaldırırlar. Peygamber Efendimiz Hacer-i Esved taşını kendi eliyle alır ve Kabe'deki o uygun yere koyar ve yerleştirir. Şimdi bu anı da onun Kabe hakemliği yapmıştır. Yani halkın kendisine ne kadar güvendiğini düşünün arkadaşlar. Hz. Muhammed neden Muhammed'in emin denildiği de buradan bir kısaca bilgilendirme yapılmış olsun size. Şimdi geçtik. İlk Müslümanlar kimlerdir? İsimlerini yazınız. Şimdi ilk olarak Peygamber Efendimiz vahiy geldiğini kime anlatmıştı arkadaşlar? Yani bizim validemiz kendisinin hanımı olan, Peygamber Efendimizin hanımı olan Hazreti Hatice'yi anlatmıştı. Peki geçtik. Daha sonra kendisine inananlar arasında Hazreti Ali var. Tabi bunların her birisinin başına ben Hazreti yazayım. Çünkü bunlar çok önemli isimler arkadaşlar. Peygamber Efendimizin damadı kendisi. Üçüncü de Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir hatta Sıddık olarak da yazılır. Peygamber Efendimizin hem dostu hem arkadaşı hem de kayınpederi arkadaşlar. Kayınbabası olarak da alabilirsiniz. En son da arkadaşlar ilk Müslümanlar arasında Zeyd bin Harisi var arkadaşlar. Bu da Peygamber Efendimizin evlatlığıdır arkadaşlar. İlk inanan isimler bunlardır. Şimdi geçtik diğer bir soruya. Bu soruda arkadaşlar Peygamber Efendimizin katıldığı ilk 3 savaşın adı ve tarihleriyle yazılması isteniyor. Hemen yazalım. Bedir Savaşı. Daha sonra arkadaşlar Uhud Savaşı.
Daha sonra da ne var arkadaşlar? Hendek Savaşı. Hicretin arkadaşlar ikinci senesinde, hicret kaçta olmuştu? 622'de olmuştu. İkinci senesinde 624'te Bedir Savaşı gerçekleşti. Daha sonra Uhud Savaşı 625'te gerçekleşti arkadaşlar. Hendek Savaşı da 627 yılında gerçekleşti. Şimdi bunlardan sonra bazı savaşlar da var. Tarih olarak yazmanız için söyleyeceğim. Hudeybiye var arkadaşlar. Hudeybiye. Bu da tarih 628'di arkadaşlar. Daha sonra Hayber var. Hayber Savaşı. Bu da 628'de Suriye civarında bir yer arkadaşlar, Hayber. Bir de Mute şeklinde yazılıyor arkadaşlar. Bu da 629 yılında. Bu da Suriye'de bir yer arkadaşlar. Daha sonra Mekke'nin fethi var arkadaşlar. Mekke'nin fethi 630 yılında. Daha sonra da Huney diye bir yer var arkadaşlar. Huney. Bu Huney arkadaşlar Hevaz'ın kabilesine yapılıyor arkadaşlar. Bunlar putlara tapıyor 631 yılında. Onlarla ilgili bir savaş da var arkadaşlar. Bir de Tebük Seferi var arkadaşlar. Onu da son olarak yazalım. Tebük Seferi. Burada arkadaşlar Medine ile Şam arasında bir yer. Bu da 631 yılında yapılıyor. Soru da sadece 3'ünü istedi ama ben diğerlerini de yazdım. Ola ki hocalarınız falan sınavda sorarsa kaçırmayın diye. Ve geçtik. Diğer bir sorumuz Uhud Savaşı. Sebebi ve sonuçlarını sormuş bize. Şimdi arkadaşlar Uhud Savaşı'nı şöyle bir hatırlatayım size. Şimdi Peygamber Efendimiz Bedir Savaşı'na giriyor ve kazanıyor. Daha sonra şimdi bu savaşın sebebi ne olabilir? Bedir'deki yenilgileri, Mekkeli müşriklerin arkadaşlar ilk başta yenilgisi ve öç alma istekleri. Yani neymiş o zaman? Bedir'de yenilmiş. Kim yenilmiş? Bakın Mekkeli müşrikler. Mekkeli müşrik. Ve ne yapıyor arkadaşlar? Öç almak istiyorlar. Öç almak istiyorlar. Peki savaş nasıl gerçekleşiyor? Peygamber Efendimiz 50 tane okçuyu, bu 50 tane okçuyu her biriniz bilirsiniz değil mi? 50 okçu. 50 okçuyu bu aynen tepesi denen bir tepe var arkadaşlar. Oraya yerleştiriyor. Diyor ki ben savaş bitti demeden, ben size işaret etmeden kesinlikle bu tepeyi terk etmeyin diye uyarıyor. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin savaş sanatı alanında da üstünlükleri vardır arkadaşlar. Onun bilgisini de aktarayım. Şimdi bu savaş esnasında işte Müslümanlar müşriklere karşı önde götürüyor bütün savaşı. Daha sonra müşrikler kaçmaya başlıyor. Bu 50 tane okçu da aynen tepesinden savaşı kazandık diye aşağıya doğru koşturuyorlar. Yani tepeyi terk ediyorlar. Peki bu arada müşriklerin başka bir planı var arkadaşlar. Bu tepenin arkasından dolanarak Müslümanları araya alma eğilimindeler arkadaşlar. Peki tepeyi terk ettiklerinden dolayı bu müşriklerin ikinci planı olan tepe arkasından gelişleri okçular görmediklerinden dolayı bu tepede inen okçular savaşın yön değiştirmesi yani kaybedilmesi gibi bir duruma sebep oluyorlar. Şimdi sonuçlarında şu var arkadaşlar. Şimdi bu savaş Müslümanlar tarafından kaybedilmiş olarak gözüküyor fakat müşrikler bu durumdan bir kar elde edemiyor. Yani bakın o önemli bir durum. Aynı zamanda bu savaşta 50 tane okçu yerini terk ettiğinden dolayı Peygamber Efendimiz bu savaşta yaralanıyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda Hazreti Hamza amcasını vefat ediyor arkadaşlar bu savaşta. Ve şunu da dikkat edin. Peygamber Efendimizin savaş üstünlük stratejileri var. Bu savaş üstünlük stratejini dinlemedikten dolayı başlarına ne gelebileceklerini de görüyorlar arkadaşlar. Savaş sonuçlarına bunları yazabilirsiniz. Önemli bir savaştı bu Müslümanlar için arkadaşlar. Sınav sorularımız bu kadardı. Umarım sınavlarınızda başarılı sonuçlar almanıza da fayda sağlar arkadaşlar. Bir sonraki derste yine görüşmek dileğiyle. Aklınıza takılan sorular varsa arkadaşlar muhakkak video altına yorum yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Her birinizi çok seviyorum.